bizler neyi sunarsak onu öğretebiliriz. O zaman sunmamız lazım bizim. Ya yani maruz bırakmamız lazım. Burada da bir yaşantı zenginliği olması lazım. Bir arkadaşımız da özel eğitim öğretmeni. Şimdi bizim eğitim sistemimizde engelli öğrencilerimiz de kendi seviyelerine göre ya okullarda ya da sizlerin okullarında kaynaştırma eğitimi olarak devam ediyorlar. Bizim burada tüm öğrencilerimiz için çeşitli yaşantılar oluştururken diğer taraftan engelli öğrencilerimiz için de aynı duyarlılıkta olmamız, onlara da aynı fırsatları sağlamamız önemli. Özellikle okullardaki kaynaştırma eğitimi öğrencileriyle diğer akran grubuyla iletişimleri, onların sınıftaki öğretmenlerimizin onlara tanıdığı alanlar, o yaşantı alanları, aileleriyle olan iletişimleri çok çok önemli. Burada tüm süreç dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Yine öğretmenimizin aldığı rol, sorumluluk yerine göre orada bir hayata dokunabiliyor. Bir hayata dokunabiliyor. Siz, ben de bazı şeyler paylaşmak isterim. İşte okullarımızın, işte Mehmet Akif'te olduğu gibi ya da sizlerin geldiği okullardaki gibi çok çeşitli değişik düşünceleri, fikirleri var. Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Birincisi öncelikle eğitimde bir takım hedeflerimiz var. Bunlar bizim ortak hedeflerimiz. Yerine göre ulusal hedeflerimiz, milli hedeflerimiz. Ama öncelikle iyi insan yetiştirmek istiyoruz, değil mi? Yani temelinde, özünde iyi insan yetiştirmek istiyoruz. İşte bugün Filistin'de yaşanan olayları görüyorsunuz. Gerçekten de orada işgal sürecinin ötesinde insanlık dışı bir yaklaşım var. Çocukların maruz kaldığı o zulmü görüyorsunuz. Ne olursa olsun bizim özümüzde, kültürümüzde, atalarımızda, geçmişimizde baktığımız zaman bu milletin, Türk milletinin hep bir duruşu olmuş. Hep mağdurun, zayıfın yanında olmuş. İnsanların haklarını hep korumuş bu. Ve çocuklar bizler için çok önemli. Yani çocukların o tip olaylara maruz kalması da kabul edilebilir değil. İşte böyle bir dünya düzeni içerisinde bizim ülke olarak en güçlü yanımız çocuklarımız, gençlerimiz, genç nüfusumuz ve onları hayata nasıl hazırladığımız önemli. Tabii ki zaman zaman çeşitli sorunlarımız oluyor. Yani öğrencilerimizde de bizim istemediğimiz, tasvip etmediğimiz olaylar olabiliyor. Bunları nasıl uzak tutabiliriz? Bu hedeflere nasıl ulaşırız? Ben şuna inanıyorum. Bizim bu hedeflere askeri düzeyde ulaşabilmemiz için öncelikle öğretmenlerimizle o işbirliğini oluşturmamız lazım. Yol yürüyeceğimiz kişiler bizim öğretmenlerimiz burada. Bizim kendi aramızdaki işbirliği, diyalog, iletişim ne kadar güçlü olursa bunun birinci aşamada yaşayacağı, yansıyacağı yer çocuklar, öğrenciler. Yani ortak bakış açılarımızı tespit edip bunları zenginleştirmemiz lazım. Tüm bunlar içinde ben şuna da inanıyorum. Öğretmenlerimizin mutlu olması lazım. Öğretmenlerimiz ne kadar mutlu olursa, huzurlu olursa bu direkt olarak bizim öğrencilerimize yansıyacak. Bunun öğrencilerimize yansıyacak olması demek bizim gelecekteki hedeflerimize insan olarak, millet olarak, ülke olarak daha güçlü olmamıza sebep olacak diye düşünüyorum. Burada öğretmenimiz çok güzel şeyler anlattı. Grup halinde diğer arkadaşlarımız da dinledi. Öğretmenlerimiz orada gönüllü, herhangi bir şey talep etmeden etüt çalışmaları Ev yapıyorlarmış. ziyaretleri yapıyoruz. Ev ziyaretleri yapıyorlarmış. Şimdi o çalışmalar kendi şeyinde devam ederken biz bugün ne? Cuma mı? Pazartesi günü oraya bir ekip gönderelim, tamam mı? Çocukların üşüme durumu ya da bir benzeri hani bir iyileştirmeye ihtiyaç varsa oraya çok acil hemen bir çalışma programı çıkartsınlar. Yani notunu al, ekip oraya gitsin. Bir de haftaya ben oraya ziyaret sözü verdim. Ona göre yani gereğini yapalım. Tamam. Ama o bir öğretmenimizin söylediği çalışmaları zaten yapılıyor onlar. Tamam. Peki. Yo yo iyileştirmeler yapalım. Tabii ki o önemli olan oradaki o çalışmanın sonuçlanması.